Evet arkadaşlar, hemen o zaman 3. örnekle karşınıza gelelim. Nedir 3. örneğimizde? Şöyle bir 3 yapalım hocam, silgiyle değil kalemle 3 yapmak çok daha doğru olacak. Baştan tırnağa bir yenilenmeye girmişti. Hadi bakalım bunu bulabilecek misiniz? Çok iyi bir örnek arkadaşlar, güçlü, sağlam bir örnek, bakalım bulabiliyor musunuz? Haydi bir düşünün lütfen. Baştan tırnağa bir yenilenmeye girmişti de ne var hocam? Burada şöyle bir durum var. Baştan tırnağa değil, baştan ayağa ifadesini kullanıyoruz biliyorsunuz. Doğal olarak baştan ayağa demesi lazım. Yani hocam bir deyimin, bir atasözünün hocam ne yapıldığını, bir deyim diyelim daha doğru olur. Bozulduğunu görüyoruz. Deyim yanlışlığı, aman dikkat. Bazen kelime değiştirilebilir deyimde. Bazen yanlış anlamda kullanılabilir. Bunların tamamı anlatım bozukluğu sayılır hocam. Aman dikkat. Haydi geldiğimize değsin. Geldik hocam 4. örneğe. Borçlarını ödemek için bu miktar fazlasıyla yeterliydi. Hadi bakalım, bu da sağlam. Bak bu da çok iyi dedim ya. Girişte ara sokaklara giriyoruz hocam, tökezlemeyelim diye. Boşa koymadık arkaya o videoyu. Doğal olarak onun hakkını verelim hocam. Çok sağlam ve zor bir örnek. Borçlarını ödemek için. Senin borçlarını ödemek için mi? Onun borçlarını ödemek için mi? 4. cümlemizde bir anlam belirsizliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu var. Şahıs zamiri eksikliği de diyebilirsiniz. Fark etmez. Hepsi olur hocam. O zaman tamamdır hocam. Devam edelim. Neredeyiz hocam? Tabii ki 5. örnekteyiz. Hemen geldim 5. örneğe. Ne diyor? Kimse onun yanlış yapacağına inanmıyor, ona güveniyor. Cümle gayet hoş gibi görünse de konu anlatımında söylemiştik. İki cümlenin de öznesi, nesnesi, yüklemi, şunu bunu, her şey net olmalı arkadaşlar. Doğal olarak burada kimse onun yanlış yapacağına inanmıyor, herkes ona güveniyor olmalıydı. Evet evet, yani özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu mevcut arkadaşlar. Gayet net. Geldim 6. örneğime. Bakalım neler olacak. Bu arada 10'da 8... Müthiş bir ortalamadır, onu söyleyeyim ya. Bu 10 örneğin 8'ini falan yapanlar. Bir daha bir sayayım, 10 örnek mi, yanlış olmasın. 7, 8, 9, 10. Evet, 10 örnek arkadaşlar. Yani 8 tane falan yaparsanız nirvanadır, uçuştur. Zaten 4 çok sağlamdı. 3'ü belki bulamamış olabilirsiniz. 3 ve 4 dışındakiler yapılabilir. Yani 3 ve 4'ü çıkardığımız zaman 8, 7, 8 arası genelde yapmanız gereken aralık. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Devam. Kediler uzun süredir bu yuvada yaşıyorlar diyor. Öznemiz çoğulluk ifade ederse, öznemiz çoğulluk ifade ederse, yüklemimiz çoğul olamaz. İnsan dışı bir varlıksa tabii ki. Kedi dedi, tamamdır hocam. İnsan dışı bir varlığı ele aldı. Öznemiz çoğulsa yüklemimiz çoğul olamaz. Ancak insan olsaydı olurdu. O zaman burada da bir anlatım bozukluğu var. Özne yüklem uyumsuzluğundan kaynaklı. Geldik 7. örneğimize. Bugün o ödevlerini, ben de yemek yaptım diyor. Oba, o ödevlerini yaptı, ben de yemek yaptım olmalı. Yani yüklem eksikliği var, aman dikkat. 8. örnekteyiz. Yanındakiyle birlikte gelmesi oradakileri şoke etti. Hocam şok oldu, şok etti değil mi? Hayır. Şoke etti, doğru, orada sıkıntı yok. Zaten yazım kurallarıyla işimiz yok. Durun, hiç onunla alakamız yok. Haydi döndük hocam konumuza. Ne var burada diyor ki? Yanındakiyle birlikte gelmesi. Yanındaki ile. Ha, hem burada ile var hem birlikte ifadesini kullanmış. Yanındakiyle gelmesi yeterli. Yani arabasıyla dediği zaman ne olduğunu anlarız. Arabası ile birlikte. Hayır, öyle bir şey gerek yok arkadaşlar. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğuyla karşılığına geldik. Geldik 9. örneğimize. Az kalsın tüm bu emeklerim neredeyse boşa gidiyordu. Şimdi bu cümlede bir tarafta az kalsın var, yani eyleme yaklaşıldığını söylüyor. Bir tarafta ise neredeyse var. Yine gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu bariz bir şekilde göze batıyor hocam. Devam. Neredeyiz? Son örnekteyiz. 1 Kasım 1989 yılında doğmuştu. Şuradaki M gitsin. Yılında doğmuştu. Yıl değil, burada verilen bir tarihtir dediğim. 1 Kasım 1989 bir yıl değil, bir tarih. Çünkü gün var, ay var. Yıl var. Sadece yıl deseydi eyvallah, doğru olan tarihi olmalıydı. Yanlış sözcük kullanımı olacak. Güzel gidiyoruz. Sağlam gidiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık, ne ettik, şöyle bir konuşalım hemen sizinle. Evet arkadaşlar, 49 günde TTÜ kamp yapımıza başladık. Bugün 45. güne kadar geldik. Hocam ben 1. gündeyim, 5. gündeyim, yolda bazen karşılaşıyorum, başlayacağım hocam yakında diyenler var. Sıfırdan başlayabilirsiniz. Videolar nasıl olsa kanalda kayıtlı duruyor. Hani videoları her gün sonrasında siliyor olsaydık tamam, hadi bize yetişin falan derdik ama böyle bir kaygınız olmasın arkadaşlar. Kitap mutlaka kısa sürede alınsın, beraber kitap üzerinden gidelim. Lütfen gün gün gidelim. 45. gün itibariyle hemen şöyle bir açtım hocam. 45, neredesin 45? Ha buradasın. Anlatım bozukluğu arkadaşlar. Anlatım bozukluğu test 1-2 mutlaka çözünüz, olur mu? Bugünkü ödeviniz olsun. Yarın zaten pazar hocam. Yarın ne yapacağız? Rehberlik videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. Pazar günü kampta dinlenme günümüz biliyorsunuz. Hem Mehmet Hoca hem ben kamp videosu atmıyoruz. Rehberlik atıyoruz. Bazen dinleniyoruz vesaire. Doğal olarak yarın rehberlik videosuyla karşınızda olacağım. Yarından sonra 46. günde ses bilgisi, ardından yazım, noktalama falan diye kaptırıp gideceğiz. O zaman çok uzattın hocam. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin.